Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlere Gedik Yatırım hesabımızdan yani Gedik Trader'dan paramızı nasıl çekebiliriz? Yani Gedik Yatırım hesabımızdan banka hesabımıza nasıl paramızı aktarabiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar sizlere öncelikle şunu söyleyeyim. Biz telefondaki Gedik Trader uygulamasından Gedik Yatırım'daki paramızı çekemiyoruz. Bizim Gedik Yatırım'daki paramızı çekebilmemiz için Gedik Yatırım'a sitesinden giriş yapmamız lazım. Yani arkadaşlar öncelikle Google'a giriş yapıyoruz. Gedik Yatırım yazıp aratıyoruz ve Gedik Yatırım'ın resmi sitesine giriş yapıyoruz arkadaşlar. Gedik Yatırım'ın resmi sitesine giriş yaptıktan hemen sonra bakın sağ üst köşede giriş yap seçeneğimiz var. Giriş yap'a basıyoruz. Bakın arkadaşlar burada ikinci sırada online şube seçeneğimiz var. Hemen buradaki online şube seçeneğine basıyoruz. Bastıktan sonra burada TC kimlik numaramız ile Gedik Yatırım şifremizi yazıp girişe basıyoruz. Bilgilerimizi doldurup girişe bastıktan hemen sonra arkadaşlar bakın sol tarafta EFT havale virman seçeneğimiz var. EFT havale virmana basıyoruz. Bastığımızda EFT havale virmana altında hemen EFT havale talebi seçeneği çıkıyor. EFT havale talebine basıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar bakın burada hangi banka hesabımıza paramızı çekeceksek onu seçiyoruz. Biz Gedik Yatırım hesabımıza hangi banka hesabımızdan para yatırmışsak o banka hesabımızın bilgileri zaten burada kayıtlıdır. Bakın buradaki seçinize bastığımda benim banka hesabım burada gözüküyor. Bunu seçtiğimde arkadaşlar banka hesabıma ait IBAN numarası falan bütün bilgiler burada dolduruluyor. Ancak arkadaşlar siz başka bir banka hesabınıza paranızı çekecekseniz burada yeni hesap oluştur seçeneğimiz var. Yeni hesap oluştura bastıktan sonra arkadaşlar burada hangi banka hesabınıza paranızı çekecekseniz onun IBAN numarasını girebilirsiniz. Tabii bu banka hesabı kesinlikle size ait olması lazım. Başka birinin banka hesabına paranızı çekemezsiniz. Daha sonra arkadaşlar bakın biz paramızı saat 15.00'a kadar çekebiliyoruz. Burada işte işlem saatleri yazıyor. Daha sonra arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Bakın burada kullanılabilir limit var. Ben şu anda sadece 100 TL çekebiliyorum. Arkadaşlar yani biz bir hisse sattığımızda bir iş günü ile iki iş günü arasında paramızı çekemiyoruz. İki iş günün ardından paramızı çekebiliyoruz. Bunu da size söyleyeyim. Daha sonra zaten ne kadar para çekeceksek bu tutar kısmına yazıyoruz. Mesela ben 100 TL çekeceksem 100 TL yazıyorum arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar en aşağıdan onaya bastığımda paramı çekmiş oluyorum. Bakın buradan masraf da yazıyor. Yani buradan kesinti de yapıyor arkadaşlar. Sizlere Gedik Yatırım'dan para çekmeyi her şeyiyle gösterdiğim bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.